Hazır mısınız arkadaşlar? Bugün Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul'un göbeğine devasa cennet gibi bir park kuruyorum. İmamoğlu'na ulaşamıyoruz bari hayalini kuralım. 9. Köy Podcast kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz İstanbul'un göbeğinde Atatürk Central Park isminde bir proje. Bu proje İstanbul Havalimanı 2018'de ilk açıldığında aklıma gelmişti. Atatürk Havalimanı'nın arazisi o kadar büyük ki uydudan baktığınızda çevresindeki mahalleler küçücük kalıyor. Burası şehrin göbeğinde paha biçilemez bir arazi ve kimse bir şey yapmazsa birileri buraya çökecek. Ya yandaş müteahhitlere bedavaya satılacak ya da Katarlılara satılacak. Peki ben ne yapacağım? Hemen bir söküm ekibi kuracağım. Sökülen her şey geri dönüştürülecek. Asfaltından betonuna kadar her şey. Ekip burayı söküp boş bir harazi haline getirirken okullarda ülke çapında ödüllü bir yarışma düzenleyeceğim. Yarışma bittikten sonra projeyi açacağım referandum sayfasından sadece İstanbul halkı oylayarak seçebilecek. Her şey geleceğe yönelik ve son teknoloji olma şartıyla tasarlanacak. Tamamı yemyeşil beton falan yok. Sadece mecburi alanlar yani bisiklet yolları, yürüyüş yolları gibi alanlar buralar yapılabilir. Proje seçildikten sonra inşasına anında başlanacak. Ağaçlar öyle sıfırdan dikilmeyecek. Türkiye'nin her yerinden yetişmiş ağaçları söküp planlanan yerlere anında diktireceğim. Bu söktüğüm ağaçların yerine yeni ağaçlar dikeceğim. Yani birkaç ay içinde orman hazır olmuş olacak. Her yer futbol sahası gibi yemyeşil çimlerle kaplı olacak. İnsanlar çimlere uzanıp dinlenebilecekler, güneşlenebilecekler. Gençler toplanıp voleybol oynayacaklar, çocuklar da ortalıkta kuduracaklar. Bu projede benim tek şartım şu. Bu parkın merkezinde Topraksız tarım ve kültür balıkçılığı yapılan bir gökdelen istiyorum. Evet, bildiğiniz 60-70 katlı bir gökdelenden bahsediyorum. Gökdelenin en üst katları restoran olacak, alt katları komple üretim merkezi olacak. Burayı hem geleceğe yönelik bir ideal hem de döner sermaye olarak düşünmüştüm. Bu restoranlar kesinlikle pahalı olmayacak. Neredeyse esnaf lokantası fiyatlarında olacak ve asla VIP masalar olmayacak. VIP diye bir şey yok. Sen gittiğinde cam kenarı yer varsa sıradaki yere sen oturacaksın torpil ve usulsüzlük yapanları maaşları ve sigortalarını geri iade alıp bir daha memur olmamak üzere işten kovacağım. Türkiye'de böyle bir yer olsa insanların haklarının yenmemesinin ve torpilsiz çalışmanın başka hiçbir yolu yok. İster milletvekili olsun, ister daha üst düzey yetkili, ister dünyanın en zengin adamı olsun ya birinin kalkmasını bekleyip standart hizmetle standart sandalye ve masada oturursun ya da güle güle bir daha ömür boyu girmeni yasaklarım. Sizden büyük ben varım. Bir durum olduğunda çekin kameraya benim şikayet birimimi iletin. Böyle bir yerde dahi torpil, emirvaki yapacak, vatandaşları ezecek bürokrat varsa görevinden alırım hemen. Sen vatandaşa layık değilsin. Bu park vatandaşların nefes aldığı, dalından taze sebze meyveleri, taze balıkları, gökdelenin 60. katında çok ucuza yiyebildiği bir yer. Bence son 10 katı restoran yapsak bile yaz kış full çeker burası. Döner sermaye ürünleri de internet üzerinden kişi başı kotalı olarak satılacak. Sen bir hanede 5 kişisin. O hanenin toplam alışveriş limiti maksimum 5 balık ve 5 kişinin istikakına düşen sebze meyve olacak. Hanedeki bir kişi kotayı doldurduğunda diğer hane üyeleri alışveriş yapamayacak. Siparişler sadece online alınacak ve kuryelerle eve teslim edilecek. Bunun haricinde yerinde satış kesinlikle yok. Öyle olursa burası sen pazarına döner zaten. Gökdelenin içinde pazar arabalı teyzeler, dayılar falan gezer. Herkese bu parka ve restorana giriş için kimlik kartı gibi bir kart vereceğim. Bu parka giriş ücretli olacak ve 250 TL yüklemeden bu kartı alamayacaksın. Buraya parklarda takılan, milleti rahatsız eden kekolar, dızolar, dilenciler girmesin. İstediğim şey bu zaten. Aileler, çiftler, gençler, ormanda mis gibi koşu yapmak isteyen, bisiklet sürmek isteyen, doğa gezisi yapmak isteyen insanlar gelsin. Bu giriş kartını alırken içerideki tüm kurallara uyacağına, ürünlerin alım satımını yaptığın tespit edildiğinde ağır ceza paraları ödeyeceğin ve ömür boyu parka giriş artı online alışveriş yasağını kabul ettiğine dair sözleşme imzalayacaksın. Bunun haricinde sana giriş kartı vermiyorum. İçeride çekirdek yenmesi, mangal yapılması falan kesinlikle yasak. Yerlere çöp atanlara ve parka zarar verenlere anında yasal işlem yapılacak ve giriş kartlarına bu davranışları işlenecek. Bir nevi sicil kaydı gibi. Bu arada bütün görevlileri yeni mezun olmuş, diksiyonu görünüşü düzgün, İngilizceyi iyi derecede bilen, tercihen Almanca ve Rusça konuşabilen yurt dışı görmüş kişilerden seçeceğim. İlk tercihim de emniyet mensupları içinden olacak. Yeterli personel bulamazsam halktan seçerim. Kişi parktan içeri girerken kartını okuttuğunda geçmiş sicilini kapıdaki görevliler görecek. Park içindeki görevlilere de bilgi iletilecek. Ve bu art niyetli insanlar belirli bir süre ekstra dikkatle takip edilecekler. Kişi itiraz mı etti? Hemen video kaydı gösterilecek. Her yerde sıkı denetlenen sesli görüntülü kameralar olacak zaten. Dedim ya son teknoloji bir orman burası. İçeri girdiğin zaman kendini 2100 yılında zannedeceksin. En can alıcı noktaya geliyorum. İçeride sigara içmek kesinlikle yasak. İçenlere de ağır para cezaları uygulanacak ve sigarayı bıraktığını kanıtlayana kadar giriş yasağı konulacak. Ama sadece giriş yasağı online market alışverişini yapabilir. Kişi bir daha sigara içerken yakalanırsa bu sefer para cezası yok. Ömür boyu giriş yasağı. Bu arada ömür boyu ceza yiyenler ciddi bir tazminat öderlerse tekrar haklarına kavuşabilirler ama bu da sadece bir kereye mahsus. Buraya her yerden ulaşım ücretsiz olacak otobüs, metrobüs, metro, vapur hangi ulaşım olursa olsun kartını okutup ücretini ödeyeceksin. Parka girerken kartını tekrar okuttuğunda aynı gün akşam ücretin iade edilecek. En fazla 2 adet taşıtı seri bir şekilde kullanma hakkım var. Arada yüksek zaman fark olursa paranı geri ödemem ve para iadenin yapılabilmesi için parkta minimum 1 saat geçirmelisin. Bu şart. Bu parkın yaz-kış full kullanılmasını istediğim için bisiklet yolları, yürüyüş yolları ve oturma koltukları ısıtmalı olacak. Kar yağdığında gerekli yollar anında yerden ısıtma sistemiyle çözülecek. Koltuklara otururken kartınızı okutacaksınız, anında ısıtma devreye girecek. Bunun haricinde sadece üzerindeki kar ve buz yağmuru kurutana kadar çalışıp otomatik kapanacak. Bir merkezden sensörlerle ve yapay zeka ile çok basit bir şekilde yönetilir bu sistem. İlk önce küçük bir temizlik aracı tasarlarım. Karları yoldan yana doğru iterim. Oturakların üstündeki karı havayla temizlerim. Geri kalanını da ısıtıcılar halleder. Amaç elektrik sarfiyatı azalsın. İnsanlar girsin bu parka kışın ortasında bisiklet sürsünler, kar topu oynasınlar, ısıtmalı koltuklarda kahvelerini alıp kitaplarını okusunlar. İçeride banyo, çamaşır yıkama kurutma merkezi, bisiklet tamir atölyesi ve bir tane de kütüphane bulunacak. Kütüphaneden dilediğiniz kitabı zimmetli bir şekilde kiralayabileceksiniz herhangi bir hasar durumunda satın almak zorundasınız. Kartınızdan ücret düşülecek. Burada size vereceğim su ve zaman miktarını kullanarak spordan sonra banyonuzu ücretsiz yapabileceksiniz. Dileyen ücretli olarak çamaşır ve kurutma makinesini kullanabilir. Tercihine kalmış. Bisikletinize lastik patlaması veya kullanıma engel bir durum oluştuğunda ormanın içine belirli yerlere koyacağım iletişim hatlarına bağlanacaksınız. Sizi alıp merkeze getireceğiz. Yaptırmak isterseniz de ücretli olarak atölyede tamiratı yapılacak. Bir tane belirlenen sayıda insanın girebildiği sadece çiftlere özel havuz yaptıracağım. İnsanların birbirini rahatsız etmeyeceği yoğunlukta ve şezlong sayısını da geçmeyecek kadar insan alınacak içeri. Bu havuz 24 saat çalışmak üzere yazın üstü açık, kışın üstü kapalı olacak şekilde tasarlanacak. Kışın mekan ısıtmalı ve su minimum 25 derece olacak. Buraya sadece damlı girebileceksiniz ve çocukların girmesi yasak. İsteyen eşiyle gelsin, isteyen kız arkadaşıyla, isteyen erkek kız kardeşiyle gelsin. Rahat rahat, tedirgin olmadan, tacize uğramadan mayosunu, bikinisini giyerek güneşlenebilsin. Ne olursa olsun damsız giriş yok. Yaş sınırını henüz belirleyemedim. 18 olursa adil olmayabilir. Minimum damlı giriş 15 veya 16 diye düşünüyorum. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada havuzun ücreti iyi bir miktar olacak ve saat oturumlu olacak. 2 saatlik bir zaman güneşlenmek ve yüzmek için çok yeterli bir süre. Seanslı olmayacak. Giren herkese bir tane elektronik bileklik vereceğim. 2 saatlik süreleri dolmadan 10 dakika önce bileklik uyarı verecek. Diyelim ki havuz 150 kişilik. Oturumu biten 2 kişi çıktığında yerine 2 kişi hemen girebilecek. Sıra bekleyen ve sıraya girecek kişiler oturumu bitecek kişi sayısını ve zamanını görüp varsa kitaplarını okurken, kahvelerini içerken sıralarını bekleyecekler. Oturum süresine uymayanlara da ücretin 10 misli ceza 10 misli cezayı kabul ediyorsan yüzmeye devam edebilirsin. Döner sermayeye para lazım. Haftada 2 kez havuza girmeye hakkınız var. Günleri ve saatleri tamamen size kalmış. Bu arada kışın havuz ücreti 2 katı olacak. 24 saat açık. İstanbul gibi devasa nüfuslu bir şehirde kışın gece 3'te gelsen yine içerisi full olur diye düşünüyorum. Ya ben şuna tam karar veremedim. Komple parka damsız girişi yasaklasam adaletsiz mi olur acaba? Ama şöyle bir handikap var. Bisiklet ve koşu kıyafetlerini biliyorsunuz. Ve bu sporla uğraşan kadınlar da hep düzgün fizikli güzel kadınlar oluyor genelde. Bisiklet sürerken kadınların kalçaları ister istemez çok fazla ortaya çıkıyor. Giriş ücretli de olsa sırf bu kadınları izlemek için buraya doluşacak bir kesim olabilir. Gözle taciz de çok rahatsız edici bir durumdur yani. Kadınlar eğildi mi hemen gözlerini göğüslerine çatala diken tipler var. Yok yok olmaz abi. O zaman şöyle yapalım. Sadece aileler ve çiftler girebilsin. Evli değilse kız arkadaşıyla, kardeşiyle gelsin, o da yoksa kuzeniyle gelsin ya da partner bulsun. Birine bakacağı, rahatsız edeceği zaman yanındaki kadının da tacize uğradığını bilsin. Sadece spor amaçlı düzenli gelenler damsız tek başına girebilirler. Onu da alacağı giriş kartına sporcu diye işleyeceğim. Bunu kötüye kullananlar olursa güvenlikler tespitini yaparlar zaten. Bir süre sonra herkes birbirini tanır. Düzenli gelen tayfayı güvenlikle tanır hale gelir. Çünkü güvenliği sağlayamazsak ne şart sunarsak sunalım insanlar gelmez. Ben şunu istiyorum. Avrupa'daki, Amerika'daki gibi insanlar çimlere uzanıp bikinileriyle, mayolarıyla güneşlenebilsinler. Zaten her yerde sesli görüntülü denetim kameraları olacak. Yanında dam olduğu halde yani partneri olduğu halde kişi rahatsızlık veriyorsa ömür boyu girişini iptal ederiz. Zaten böyle bir ortamda vatandaş gazeteciliği hemen devreye girer. Herkeste de akıllı telefon var. Videoyu çekip güvenlik birimine iletsinler. Burada rahat bir yaşam istiyorsanız her şeyde bizden beklemeyeceksiniz. Gördüğünüz şeylere ses çıkartacaksınız, müdahale edeceksiniz. İlk zamanlar elektrikli taşıtlara izin vermeyeceğim ama altyapısını, şarj istasyonlarını geleceğe göre tasarlayacağım. Hatta şu anda var olan ama kullanımı yaygın olmayan kablosuz şarj istasyonlarının bile yerlerini belirleyip altyapısını en baştan kuracağım. Oturduğunuz koltuklarda Kablosuz şarj ve USB girişleri olacak. Telefonunuzu dilediğiniz anda şarj edebileceksiniz. Tablet ve laptoplarınızı da şarj edebilirsiniz. Çünkü sürekli müzik dinliyorsun, koşu yaparken bisiklet sürerken, sağlıkla ilgili programları ve GPS'i sürekli kullanıyorsun. E fotoğraf video falan çekeceksin sosyal medya için. Bunlar çok fazla şarj tüketen şeyler. Bu artık zorunlu bir ihtiyaç, gereklilik yani parkın ilk kurulumunda buraya yer altından merkeze gelebilecek bir metro tüneli yapılacak. Alt yapısını en baştan yapalım. Daha sonra gereklilik olduğunda sağ solu kazmak, doğayı mahvetmek yok. Turistlerin en yoğun olduğu yerlerde günlük biletler satılacak ve dolar bazında olacak. Bizim vatandaşımız da günlük aynı fiyata giremeyecekler. 10 dolar başlangıç için iyi bir rakam. Bulundukları yerden parka olan ulaşımları da tamamen ücretsiz. Var olan bütün ödeme yöntemleri geçerli. İsterse Bitcoin ödesin, isterse PayPal ödesin, geçerli bir kupon kodu varsa onu kullansın. Döner sermayeye döviz gelsin de nasıl gelirse gelsin, bütün firmalarla anlaşma yaparım. Bileti Amazon üzerinden de satarım, istediği yöntemle alsın, ister oradan kod girsin. Özgür, yeter ki gelsin, teşvik edelim. Bu park için aylık ve yıllık birçok abone paketleri olması gerektiğini düşünüyorum. Belki kişi yılın her günü hiçbir şeyle uğraşmadan sporunu yapmak istiyor. Sürekli gelmek istiyor. Avantajlı aylık ve yıllık abonelikler sunacağım. Temel abonelik sadece standart içeriye giriş aboneliği. Standart abonelik giriş artı ücretsiz çamaşır yıkama, kurutma ve bisiklet tamir hizmeti. Lüks abonelik, diğer aboneliklere artı olarak gökdelende taze yiyebileceğin, dilediğin bir öğün ücretsiz yemek. Günde bir kere geçerli. Ultra lüks abonelik tüm hizmetler artı. Haftada iki gün, iki saat oturumlu 24 saat havuz hizmeti. Bu arada tüm aboneler normal vatandaş. Yani VIP falan yok. Temel abonelikle ultra lüks abonelik tamamen aynı konumdalar. Hem parkı hem de vatandaşların aboneliklerini ve en önemlisi bize olan güvenlerini güvence altına alabilmek için parkın etrafına 3 sıra çit yapacağım. Bu çitler askeriyede kullanılan demir makasıyla kesilmeyen çelik örgü çitlerden yapılacak. İki çitin ortasına İnsana zarar vermeyecek ama tutunup tırmanmasını engelleyecek kadar elektrikli bir çit daha olacak. Yani kimse tırmanarak buraya giremeyecek. Buna ek olarak da parkın etrafında sınır devriye birimi olacak. Çünkü bu alan İstanbul'daki birçok semtten büyük bir alan. Giriş ücreti ilk başta herkes giriş kartlarını çıkartana kadar ve sistem oturana kadar 25 TL. Fakat bu ücret normal vatandaş için geçerli. Hani burası neymiş bir gidip bakalım. Ayda yılda bir gidiyoruz zaten diye gelenlere geçerli. Fiyatı yüksek tutmamın sebebi buranın bu paradan daha fazlasını hak eden bir yer olduğunun bilincinde olan insanlar buraya gelsinler. Bu insanları buraya çekelim. İlk başta giriş fiyatını 50 TL düşünmüştüm. Sonradan 25'e düşürdüm. Havuzun ücreti kişi başı 100 TL. İçeride bir adet sandviç, içecek ve kahve bedava. Kış tarifesi ise kişi başı 200 TL. Diğer imkanlar burada da geçerli. 60. kattaki restoranlarda yiyeceğiniz yemekler yerinde üretim olduğu için esnaf lokantası fiyatlarına denk gelecek zaten. Arada ne bir komisyoncu var, lakliyeci var, toptancı var. Alt kattan toplayıp asansöre katıyorlar, üst katta yemek yapıp müşteriye sunuyorlar. Bu arada aboneliği olmayanlar için dışarıda çamaşır ve kurutma ücreti ne kadarsa o kadar olacak. Aynı şey bisiklet tamir ücreti için de geçerli. Yani arkadaşlar gerçekten çok yüzeysel anlatmaya çalıştım. Böyle detaylara falan giremiyorum. Yakın gelecekte kullanıma girecek olan drone taksiler için bile iniş kalkış alanları tasarlamıştım normalde. Hani bu kadar detaylara bile girmiyorum. Ormanın içinde mola verdiğinizde enerji içeceği, protein shake, protein bar veya ne bileyim kahve, sandviç, yiyecek içecek aldığınızda sipariş teslimat dronları çok kısa bir süre içinde siparişlerinizi bulunduğunuz konumda size teslim edecekler. İstersen burger sipariş et, pizza sipariş et. O da sana kalmış artık senin tercihin. İçeride yapay zekalı, otonom, teslimat ve temizlik robotları da 24 saat çalışacak. Ormanın içinde birçok yerde İngilizcesi vending machine olan yiyecek, içecek veya ihtiyaç otomatları bulunacak. Bunlar döner sermaye ve en önemlisi sizin ihtiyaçlarınız için çok gerekli. Daha sonraları sürücüsüz otonom gezi taşıtları da bu parkta turlar düzenlemek üzere hizmete girecek. Ve bunların hepsi bizim mühendislerimiz, yazılımcılarımız, mekatronikçilerimiz tarafından tasarlanıp üretilecek. Aktif bir şekilde de disiplinle denetlenecek. Hataları düzeltmek için arga yapmak çok önemli. Bakın hatalarımızı düzeltebilmek için ilk önce hata yapmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde deneyim kazanabiliriz. Başarısız olduğumuzda ve hata yaptığımızda üzülmek yok, sevinmek var. Çünkü hatalarımızı düzeltmek ve gelecek nesile aktarmak üzere yeni veriler elde etmiş olduk. Ya kafamda daha neler neler var. Deli dersiniz diye birçoğunu anlatamıyorum zaten. Hepsini anlatmaya kalksam burada 5 saat podcast çekmem lazım size. Hadi bir tane size çok uç noktayı söyleyeyim. İçeride levitasyonla gidebilen mini araçlar olacak. Yani bildiğiniz havada uçan araba ama sadece belirli bir mıknatıs hattında ilerleyebiliyor. İşte altyapısını böyle tasarlamamız lazım geleceğe yönelik. Ve bu kadar farklı bir şey albenisi olan bir şey yaparsanız gerçekten de insanlar buraya akın ederler. Önemli olan şey yenilikçi ve özgür düşünce. Bunun içinde insan, makine, yapay zeka işbirliğinde en üst seviyelere gelmeliyiz. İstersek yarın başlayıp hemen yapabiliriz bu parkı. Birinin çıkıp o ilk kazma küreye vurması gerekiyor. Gerisi zaten gelir. Daha konuşacak çok fazla şey var ama şimdilik yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu podcast'i burada bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki podcasti e görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.